Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Rabbim yine nasip etti. Ramazan boyunca inşallah bu üçlü arkadaşımız beraber Risale-i Nur'dan ders yapmaya, yani yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bugünkü konumuz iman küfür mübadelesi. Evet. Bu şu kitap iman küfür mübadelesini birkaç sefer göz gezdirdim. Ondan inşallah Risale-i Nur'un bazı bununla ilgili yerleri size anlatacağım. Okuyacağımız konuda işaret icazına yapıyoruz. Söz yayınımız sayfa 42, 52, 40 koç kaçtı? 52 miydi? 52. 52. 52. Bende sözler var. O da 26. sayfasında. Oranı takip edeceğiz nasip olsa. Her zaman olduğu gibi bu kasvet tekrar kusura bakmayın. Ahmet Tayyip Kaşı başlasın okusun dersi. Ondan sonra elde bir kardeşimizle beraber atıklarla beraber. Çünkü çok okurken çok aklıma çok şeyler geldi. Onunla ilgili konular geldi. Çünkü koskı iman küfür muazzesi bir kitap. Kitap. Biz o kitabı şu 45 dakika nasıl sığdıracağız? Can alıcı noktaları anlatmaya çalışacağız. İnşallah sürçü lisan etmeyiz. Allah kabul etsin diyelim. Bu vesileyle Ramazan'ı tebrik eder. Allah nice zaman Ramazan'a kavuşma sebesin der. Ahmet Tayyip kardeşime sözü bırakıyorum. Buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşaret-ül İcaz'dan 52. ve 53. sayfa. Arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Bunun izahı ise bir şahıs kudret-i ezeliye tarafından Adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra baktığı vakit kasaveti kalple merhametsizlikle karşılaşır. Ecram-ı semaviyeden istimdad etmek üzere başını havaya kaldırır. O ecram atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. Bakar ki hayati hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahhüş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Bakar ki vicdanı binler amal, emeller ve emaniyle dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs mebde ile maadi, yani sani ile haşri itikad etmezse onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Evet, o biçare haf ve heybetten, aciz ve raşetten, vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle meyusiyetten mürekkep bir vaziyet içinde olup kudretine bakar. Kudreti aciz ve nakız. Hacetlerine bakar. Def edecek bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Dünyaya geldiğine bin defa nedamet eder. Lanet okur. Fakat o şahıs, o şahsın sırat-ı müstakime girmekle kalbi ve ruhu nur-i imanla ışıklanırsa o zulmetli evvelki vaziyeti nurani bir halete inkılap eder. Şöyle ki, o şahıs hücum eden belaları, musibetleri gördüğü zaman Cenab-ı Hakk'a istinad eder, müsterih olur. Yine o şahıs ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidatlarını düşündüğü zaman saadet-i ebediyeyi tasavvur eder. O saadet-i ebediyenin maul hayatından bir yudum su içer. Kalbindeki emellerini teskin eder. Yine o şahıs başını kaldırıp semaya, etrafa bakar. Her şeyle ünsiyet peyda eder. Yine o şahıs semadaki ecrama bakar. Hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peyda eder.
ve onların o hareketlerini ibret ve hayretle tefekkür eder. Yine o şahıs ecram-ı ulviye ile öyle bir kesb-i muarefe eder ki hangi bir cirme bakarsa baksın o cirimlerden ey arkadaş bizden tevahhuş etme, hareketlerimizden korkma, hepimiz bir Halık'ın memurlarıyız diye menuz ve emniyet verici sesleri kalben işitmeye başlar. Hülasa o şahıs evvelki vaziyetinde vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç alam-ı şedideden kurtulmak için teselliler ile hissini iptal ve sarhoşlukla o halleri unutmak ister. İkinci haletinde ise ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder. Kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır. Allahümme bi hurmeti sureti icalna min eshabis sıratil müstakim. Amin. Amin. Evet, teşekkür ederim değerli kardeşim. Arkadaşlar, biliyorsunuz iman küfür muvazenesi Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu olan Habil ve Kabil olayını biliyorsunuz. Birbirini öldürüyor. O günden beri iman küfür muvazenesi devam ediyor. Ta kıyamete devam edecektir. İman küfür muvazenesi. Başka? Ahmetciğim şeyde sözleri 95 açar mısın? Sözlerde mukaddem yani iman küfür muvazenesi mukaddemede evet. Bir işareti bu da orada 1-2-3 tane madde var. Evet. Birincisi nefs-i emarem ile kalbimdir. Birincisi nefs-i emarem ile kalbimdir. Evet. İkincisi felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefs-i emarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Bu kadar. Demek ki iki grup var. Biri iman, biri küfür. İman grubunda kalp, Kur'an tilmizleri ve ümmeti İslamiye. Küfür grubunda Allah muhafaza nefs-i emare kötülüğe yakındır. Felsefe şakirtleri, tabi Allah inkarında felsefe şakirtten bahsediyoruz. Bir de millet küfriye. Şimdi en basit bir ders okuduğumda yine bu kitapta iman küfür muvazenesi dersinin başına söyledim ya onu almış. İkinci sözde sayfa 43'te en son satır konumuzla ilgili bir yer var. Evet. Onu rica etsem okur musun? Okuyorum. Evet. Demek iman bir manevi Tuğba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum-ı cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalel iman demeliyiz. Şimdi burada iman bir manevi Tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Tuğba en güzel, en hoş, en iyi demektir. Tuğba kelimesi cennet manası verildiği gibi cenneti bir ağaç manası verenler vardır. Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür de zakkum. Zakkum da Yemen bölgesinde. Bu da bugünkü Filistin oralar oluyor. Orada yetişen bir ağaç insan ölümü götürebiliyor. Zakkum da cehennemde bulunan iğrenç bir yiyecekmiş. Bakın üstad iman bir manevi cennet Tuğba cennet çekirdeğidir. Çekirdek küfre tohum diyor. Çok dikkatim çekti yani. Üstad iman için Tuğba çekirdeği, küfür için zakkum tohumu tabirini kullanmış. Ne demek yani? Çekirdekten ağaç çıkar, büyür. Tohum ise başak çıkar. Demek ki ağacın azametini düşün. Kıymeti noktasında öyle iman öyle bir azametli çekirdek ağaç oluyor ki ondan çekirdek denmiştir.
Ama şey ise tohum işte belli. İnsan kendini Allah'ın kulu eserebilir. Hayatıyla Cenab-ı Hakk'ın Muhi ismini, efendim suretiyle Musavir ismini, organlarıyla Hakim ismini gösterir. İkinci parantez diyor ki selamet ve emniyet ne diyor? Yalnız İslamiyet'te ve imandadır. İmandı. Evet, iman da Allah'a sığınan kimse korkmaz, emniyette olur. Hastalıklar onun için bir nevi günahını kefaret olur. Böyle düşünmesi lazım. O adı ne diyor? Selamet ve emniyet. O adı emniyet kavuşmak için ilahi hükümlere teslim olmak lazım. İslam emirlerine uymak gerekir. Yasaklanan kaçınmak gerekir. Bu bize bunu hatırlatıyor. Evet, bu girişten sonra başlayalım bakalım Erdi Bey kardeşim, oku. Bismillahirrahmanirrahim. Ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Evet. Bunun izahı ise bir şahıs kudret-i ezeliye tarafından Adem zulümatından şu korkunç dünya Adem zulümatı deyince yokluk. Evet. Üstad, senin kitabını işaretlediğin başında ben sayfayı bilemiyorum. Diyor ki bu gördüğün insanlar Sultan Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alime çıkaran mahluklardır. Anlatabildim mi? Yani yoktan Üstad kendi mektubatta insanlar daire ilimden daire kudrete çıkıyorlar. Yokluk kanıtlarından zulmete çıkıyorlar. Evet. Bu sonra devam et bakalım. Adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra baktığı vakit kasaveti kalple merhametsizlikle karşılanır. Orada gözünü açar deyince bir de gözünü açar deyince ben bir aklıma bir misal geldi. Düşün sen gece uyuyordun, affedersin. Her şeyden habersizdin. Yatağından alıp seni bir gemiye bindirseler. Gemi denize açtıktan sonra uyandın, kendine geldin. Bak, büyük bir gemi içindesin. Denizin ortasında, denize süratle gidiyor. Ne yaparsın? Şaşırırsın. Kendi kendine dersin ki, acaba bu gemi kimin? Ben buraya niçin getirildim? Benden evet. Ne istiyorlar? Nereye götürdün? Sormaz mısın? Değil mi? Hatta gemideki eğlenceler dahi sana şu yemek gidin, sen düşünmezsin. Niçin ben buradayım? Nereye gidiyorum? Bunu düşünürsünüz. Korkar değil mi? İşte öyle de insan bu gemideki misal gibi şu dünya gemisine uyanan ve kendine gelen insanlar bunu düşünmeye başlar. Neyi düşünür? 22. sözde güzel bir misal veriyor. Ahmet, 22. sözü açar mısın başını? Ben şu sayfayı açtım. Bak, oku onu. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemal-i intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemal-i hayretlerinden etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket. Bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir. Diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acip alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki bir kısım mahluklar var. Bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki, şu acip alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız.
Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın enva ile tezyin eden ve ibret numa mucizatlarla donatan bir zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Öteki adam dedi, inanmam. Böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi, bunu tanımazsak, lakayt kalsak, menfaati hiç yok. Zararı olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak, meşakkati pek hafiftir. Menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kâr-ı akıl değildir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor, benim neme lazım der. Bu kadar, doğru. Şimdi aynı durum devam etmiyor mu tür dünyada? Evet. O halde bu derste bir temsil getiriyor. Kağıttan ve hadisattan gerekli dersi çıkaramayan, bu dersi çıkaramayan bir kişiyle onun hidayete ermesine çalışan bir mürşidin konuşmalarına inşallah bunu okunur. Bu 22. söz değerli kardeşim, Kastamonu alakasında şeyde sizin söz yayını 308 sayfasında, Envar'da 250. sayfasında üstad diyor ki 2-3 gün evvel 22. söz tavsiye ederken gördüm ki diyor, öyle başlıyor. İçinde hem zikir hem şükür. O yüzden tavsiye ederim. Bir sadece bir mukaddemesinden bir kısmı okundu kardeşimiz. Siz onu okursanız imanla küfür muvazenesini dersin kursu daha iyi anlaşılacak. Yani burada bir cümle geçti. Belki dikkatini çekmiştir. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Bu insan hayatının temsilindeki havuzda yıkanma meselesi bana göre dünya gelişinden bulut çağına ulaşıncaya kadar geçen zaman olsa gerekir. Zira iki kardeş burada var. Arasında bu münazara, imanla küfür muvazenesi burada gerçekleşiyor. Bu safhayı ana rahminden geçen dönem olarak da anlamak mümkündür. Bazı kardeşlerimiz ölüm veriyor. Dünya yeni genç çocuklar böyle bir ciddi münazara gerçekleşmesi yapamaz belki de. Nasıl insan uykuda uyanınca yüzünü yıkıyor, kendine geliyor. Daha sonra uyanık hali kazanınca, yani aklı bali olunca geçen gördüklerini anlama başlıyor. İşte dersin konusu böyle gidiyor. Öbür tabii okursanız bir köyün muhtarı olmayacağını, bu kağıtın bir sahibi olduğunu ifade eden ders. Kaldığımız yer tekrar devam eder misin Erdiciğim? Nerede kaldık? Eczam Semaviye'den. Bir daha bir orada şahıs kaldım. Bir daha bir şahıs kudret-i ezeli tarafından orada al da. Yani bir şahıs kudret-i ezeliye tarafından Adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra baktığı vakit kasaveti kalple merhametsizlikle karşılaşır. Evet. Eczam. Demek ki bugün ateistlerin ve inkarcıların içine düşüp çukur bu. Dünyaya geliyor pişman gibi. Etrafı düşman gibi oluyor. Rahat olamıyor. Tıpkı As-Saadet'te böyle değil miydi? As-Saadet'te. Ahmetçiğim 19 sözün, Ahmet kardeşim 19 sözün galiba 4. reşasında mı? 5'te mi? Bir bakıp açar mısın 19 sözü? 4. reşası. Bak okursa orada nasıl durum orada? Oku bak. Okuyorum. Oku. Bak öyle bir ziyaya hakikat neşreder ki eğer onun o nurani daire-i hakikate irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı
birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Yani aynı öyle değil mi şimdi? Dünya gelen adamlar da insana düşman görüyor. Erkeği gelip gidiyor. İki hikmet göz bakamayınca huzur oluyor. Tekrar buna devam temas edeceğiz. Onu sonra okursun. Bir daha okuyacağız onu Ahmetciğim. Orada tamam. Onu sadece o konuyla ilgili okuttum. Devam et evet kardeşim. Ecram-ı Semaviye'den istimdad etmek üzere başını havaya kaldırır. Bu ecram atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Gözünü gördüğünce ben onda Ercede Zahra çok önemli bir derstir. Yine iman küfür muvazenesi de var. Şualları kim okuyacak şualları? Ben şualları. Şualarda bununla ilgili bakın yani nasıl görünüyor? Heybetli, dehşetli görünüyor. Dehşet deyince aklıma şu geldi. Ercede Zahra'nın ikinci makamında şualar sayfa 763'te. Bak dinden ruhu almayan bunlar. Dinden ruhu almayan hikmet-i tabiye gözlüğüyle o aleme baktı. Gördü ki o hadsiz hayatların hadsiz ihtiyaçları onları inciten ve hırpalayan hadsiz muzur düşmanları ve merhametsiz hadiseleri varken o ihtiyaçlara karşı sermayeleri binden belki 100.000'den ancak bir olabilir. Bu mızır şeylere mukabil iktidarları milyondan ancak birdir. Bak affedersin bu çok... mesela bugün aktüel şu anda belki buraya uyar uymaz ama bak koronada bütün dünya seferber oldu değil mi? Mızır görüyor. Herkes bu beladan bizi kurtar diyor. Görüyor musun? Ya bir gözle görme bir virüs böyle yapıyor. Peki kafir her olaya böyle bakıyor. Dehşet oluyor. Demek imansızlık Allah muhafaza. Üstad 16 metre diyor ki imansızlık başka bir şeye benzemez. Başkası bir lezzet olsa bile imansa hiç lezzet yok diyor Allah muhafaza. Evet. Sonra devam et değerli kardeşim. Bu çok dehşetli ve acınacak vaziyette rikkat-ı cinsiye ve şefkat-ı neviye ve akıl alakadarlığıyla onların haline o derece acıdı ve mahzun ve meyus ve cehennem azabı gibi elemler alırken o perişan aleme girdiğine bin pişman olurken birden hikmet-i Kur'an'ı imdadına yetişti. Ellezine en'amte aleyhim dürbününü verdi. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet. Yani burada o dehşette kapılan insanlara imanlı insanların nasıl bakacağını ifade eden bir cümle bu. Onu da okuyorsun. Evet peki. Sonra. Dürbününü verdi. Bak dedi. Baktı gördü ki Allah nuru semavat vel arz. Allah göklerin ve yerin nurudur. Tecellisiyle Rahman, Rahim, Rezzak, Mün'im, Kerim, Hafiz gibi çok esma-i ilahinin her biri birer güneş gibi. Mâ min dâbbetin illâhu ve âhizün binasiyetihâ ve kâin min dâbbetin illâ tehmilû rızkıhâ Allahu yerzukuhâ ve iyyâkum ve lekad kerremnâ benî âdem innel ebrâre lefî na'îm. Meallerini veriyorum. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Diğer ayet. Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. Son okudu. And olsun ki biz Adem oğullarına ikramda bulunduk. İhlas ile kulluk edenler nimetlerle dolu cennet içindedir. Gibi ayetlerin burçlarında tulu ettiler. O insan ve hayvan dünyasını rahmetle, ihsanla doldurup bir nevi muvakkat cennete çevirdiler. Ve bu şayan-ı temaşa güzel, ibretli misafirhanenin mihmandar-ı kerimini tam bildirdiklerini bildi. Bin kere elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Evet. Yani okuduğumuz yerde demek ki böyle ecde bir düşman gören kainatı
korkan insanlara bizim bakışımız her şey Allah'ın nedir. Tabii ben orayı açmıyorum ama sadece hulasa söyleyeyim. Hatırlıyorum Hutbe-i Şami'de de Üstad'a delin de diyor, inanları inanmayanın diyor ki trenden çıktıktan sonra bir çocuk var orada gösteriyor. Bu işte evet. Çocuk görüyor musun? Korkmuyor, kaçmıyor. Neden? Bu tren bir nizama bağlı. Bağlı. Korkmuyor. O bütün bu kağıttaki şeyler bir nizama bağlı. Bak şimdi oku bir yerde bir şey daha okuyacağım sana. Oku devam et. Hemen. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. Bakar ki hayati hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün tevahhuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdana iltica eder. Evet. Demin diyordum ya, trenden çıktığı vakit bu tren dedi. Çocuk bizim şahidimizdi üstad. Ne demek diyor? Bak tren geçiyor. Sanki büyük böyle gürültü çıkar yapınca Herkül ve Samsun Dalli olsa kaçar, korkarlar. Çünkü tren raya bağlı gidiyor. Bize hücum etmez, düşünemiyor. İşte diyor bütün o ejramdan giden kağıtı, bütün olayları Allah'ın dizginiyle, Allah'ın emri hareket etmediğini bilmeyen adam korkar. Ama çocuk olmaz. Demek ki iman böyle yapıyor. Burada için bakın bir şey de geldi, ilmi bir şey. Amerika'da değerli kardeşim, bir profesör yıllar önce okumuştum. Ne zaman şimşek çaksa kaçacak delik arıyorum diyor. Allah Allah. Neden? Çünkü havada diyor %78 mi? %73 azot var değil mi havada? %21 evet. Oksijen var. Doğru mu? %21'de oksijen var. Evet, ne zaman şimşek çaksa laboratuvarda azotla oksijen birleşince ne oluyor? NO2 yani itrik asit değil mi? Nitrik yani asit meydana geliyor. Ha, kezap meydana. Kezap. Bugün tabiri kezap evet. Meydana geliyor. Ne zaman şimşek çaksa kaçacak delik ararım diyor. Ya laboratuvar bu iş oluyor. Ama birdenbire orada olmuyor. Allah emrederse olur. Olmazsa olmaz. Hatırladın mı? Evet. Diyor ki bakar ki diyor bütün tevaşş ederek hemen kulaktan çıkar. Vicdanı iltica eder. Vicdan nedir vicdan? Biliyor musun? Vicdan iyi kötüleri ayıran bir histir. Temiz mahkemesidir değerli kardeşim. İnsan vicdandan gelen ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum gibi müthiş sualen cevabını düşünmesi mümkün değildir. Bunun cevabını bulmadan huzur rahatı eremez. Bakın bu küreler biraz sonra yine temas edeceğim. Bu mevcudatın bu hareketleri gelen gidiyor, giden gelmiyor. Ne bu hal? Ben ne şimdi geldim gibi suallerin vicdan Allah tanımasa tatmin olamaz. Değerli kardeşim, insan gözüne inanmayabilir. Acaba yanlış mı gördüler? Gözüne ovalar. Aklına yanlış anladım diyebilir. Değil mi aklında? Yanlış anladım diyebilir. Ama evet. Vicdan böyle değil. İnsan kendi yapmadığını ben kendi mi yaptım? Hayır. Bunu vicdanı bilir. Bunu bildiği gibi başkanı da kendisi yapmadığını Allah yaptığını bunu vicdanı bilir. Bir de vicdanı biliş var. Yani mesela ilah teşbih. Uyuyacaksın. Bana göster öyle bir adam ki uyudu vakitte ya niye uyuyamıyorsun? Ya sorma. Ya dünya bir gezegen çarparsa veyahut da uyuyacağım ama kalbim ya durursa veya bir kan pıhtısı bana gelirse rahat edemez. Ama manen diyor ki kalp ve duygular sen rahat et. Allah her şeyi idare ediyor. İşte bu vicdan olmasa da hiçbir dinsiz bir an olsun rahat nefes alamazdı. Ama vicdan bunu kazandığı için rahat uyuyor. Basit bir örnek daha vereyim. Derse girelim tekrar. Ben askerde gördüm. Tüfek koymuş oraya. Dedim evladım bu tüfek kimin? Dedi kumandan benim. Sat bakayım. Biliyor ki o benim dedi ama vicdanı bir ki o benim değil. O şeyin nedir? Evet. Asker, ordunun. Aynı bunun gibi. Biz vicdanı biliyoruz ki hiçbir bizim değil. O halde bu dünyaya ben kendim gelmedim. Ismarlamadım. Allah beni insan getirdi. Buna şükretmem lazım. Değil mi? Evet. Eğer özetle vicdan diyor ki Allah var. İşte dersin konusunu iman, küfür. Allah inanan iman dairesinde sırat ellezin değil mi? Evet. İnanmayanlar da Allah muhafaza. Peki nerede kaldı? Bakar ki vicdan dedi. Bakar ki vicdanı. Bakar ki vicdanı binler amal, emeller ve emani ile dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba
hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meadi, sani ile haşrı itikad etmezse, onun vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Demek hakikaten da eğer burada biliyorsun vicdanda aşağıda gelecek iki duygu var. Bir isnat noktası, bir istindat var. İsnat noktası Allah'ın ve Allah'ın ve Allah tatmin olur. Allah'ın varlığıyla. İstindat da ahiretin varlığıyla olur. Bunu yaşamayan bilmeyen adama cehennem daha şey gelmez mi diyor. Değil mi? Mesela şimdi niye yesin o zaman? Niçin içsin? Niçin konuşsun? Niçin bu dünyada dolaşsın? Basit, ben Avrupa'da duyduğum bir misal veririm size. Mesela şimdi bir İngiliz bir çocuk var. Adı Tommy'miş. Olan bu baka. Duyduğumu söylüyorum. Sonra adam büyümüş, Müslüman olmuş elhamdülillah. Şeyde geldi biliyorsun, sempozyumda konuşma da yaptı. Prof oldu belki. Bu annesi gel yemek ediyor evladım diyor. Anne yemeyeceğim diyor. Ben ne yemiyorsun diyor. Anne yesem ne olacak diyor. Bakın ne sayım diyor. Annesi oğlu gibi yiyeceksin, büyüyeceksin, okula gideceksin. Sonra anne, sonra diyor, üniversiteye gireceksin. Sonra anne, bitirirsin, ilmi kariyer olacak. Anne sonra diyor, sonra diyor anne diyor, evleneceğim, çoluk çocuk sahibi olacağım. Anne sonra diyor, emekli olacaksın. Sonra diyor, anne bir ateist diyor. Oğlum sonra öleceksin dedim diyor. Anne sonra kaçtı gitti diyor. Bakın şimdi, annesine diyor giderken, anne diyor, böyle bir tepeye çıkıyorsun, bin bir güçle çıkıyorsun, zirveye çıktın, aşağısı uçurum demezler mi niye çıktın? Şimdi inançlı adam bu. Ne yiyorum, ne içiyorum? Allah mazı. Gayetsiz. O zaman bunu düşünmediği için ne yapıyor? Düşünse akla bu gelecek. Bunu söndüremediğine göre alkolü içkilere, oyun ve eğlenceyle vakit geçiriyor. Değil mi? Buna da mutluluk diyorlar, mutluluk diyorlar. Tarihi bakan, siyaset olmasın ama kafasına kurşun sıkılarak intihara kalkışan Ziya Gökalp'i hatırlıyorsunuz. Değil mi? Doktor Abdullah Cevdet bir Rus doktoru ile birlikte ameliyat alır. Kurşun çıkarmaya çalışırlarsa da çıkaramazlar. Bak, kurşun beyni zedelememiş ama içeride kalmış. Morfinsiz o zaman, morfin yok. Olarak yapılan bu ameliyattan sonra Rus doktoru hayretle sorar. Ameliyattan sonra. Hiç acı duymadınız mı? Ziya Gökalp der ki, içimdeki boşluğun dayanılmaz itiraf niteliğindeki şu cevabı verir bak. İçimdeki boşluk var ya diyor ki, içimdeki acı diyor, başındaki yaradan daha güçlüydü diyor. Tamam mı? Yani tabii sonra bu adam, neyse söylemeyeyim, Fransız hastanesinde dünyası değişti yani. Evet, ne dedik? Acaba hiçbir cihette, hiçbir teselli çaresi bulamayan o zavallı şahıs, evet. Mebde ile meadi, yani sani ile haşrı itikat etmezse, onun vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Evet. Mesela şimdi yine bu lemalarda bir şey var bununla ilgili. Lemalarda. Beşinci notada. 203. sayfasında lemalarda. Tamam. Ben de açayım. Buldun mu onu? Açtım. Buldum abi. Şöyle ki diyor. Oradan şöyle ki. Okunuz şöyle ki. Okuyun. O zaman o seyahat ruhiyede mehasini medeniyet ve fununu nafiadan başka olan malayani ve muzur felsefeyi ve muzur ve sefi medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa, sen sağ elinde sakim ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinde sefi ve muzur bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbah ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir ziynet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Aya, görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması
ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkısara hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller onu acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahametinle kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtağa uğrayan ve bütün emelleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen biçare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. İşte bak dedi ya bunlar, bu tip adama cehennem daha serin olmaz mı diyor. Olmaz mı? Allah'ım. Görüyorsun yakın adı. Yani son derece. Ben Ahmetciğim hatırlar mısın? Nurtaş'ın da fırıncağı bir örnek vermişler. Hatırlar mısın Ahmet Tanyeli? Şeyde fırıncağı en çok zengin ülkelerde intihar oranlarından bahsetmişti. Evet. Hatırladınız mı? Nasıldı o? Evet hatırladım. Çok defa vermişti. Nasıldı? Norveç'te efendim, Finlandiya'da çok zengin olan ülkelerde intihar oranları daha fazla. Neden? Yani takmıyor çünkü işte manevi boşluktan. Manevi boşluktan. Aynen. İşte iman küfür muvazenesi. Elhamdülillah. Dünkü derste dedim ya, Müslüman rahat etmese bile dünyada ediyor ama saadete erer. Bir örnek vermişim, bir daha tekrar edeyim. Bir idam mahkumunu en lüks arabayla getirsen, şaşalı getirsen ama sonu ne? İdam olacak. Ama bir Müslüman da böyle meşakkatle geçse ama inşallah sonu cennet olacaktır. Vaka hem rahat hem de cennete kazanan Müslümanlar çok. Peki, şimdi geldik dersin son kısmına. Evet, o biçare, yani bu duruma düşen adam. Evet, o biçare haf ve heybetten, acz ve raşetten, vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle meyusiyetten mürekkep bir vaziyet içinde olup kudretine bakar. Kudreti aciz ve nakiz. Hacetlerine bakar, def edilecek bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Dünyaya geldiğine bin defa nedamet eder, lanet okur. Lanet okur kadar. Ben böyle bir şarkı vardı aklıma geldi şu anda. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Hatırladın mı? İşte, bilmeyince işte iman etmezsin Allah'a. Öyle diyecek. Yine Çekoslovakya'da caddelere asmışlar afişlerle. Diyor ki bize bu hayatı verdiniz. Fakat uğrunda yaşanacak bir şey vermediniz diyor. Niye geldik bu dünyaya? Bir de getirdiniz ama niçin yaşıyoruz? Bilmiyoruz. Değil mi? Hatta İngiltere'de X'de çıkış yani intihar merkezleri kurulmuş. Adam intihar etmiyor. Zengin. İntihar edecek. Diyor ki git logoterapi yaptıralım. Biraz git orada. Yani intiharın vazgeç diyor. Tekrar geliyor. Ben intihar edeceğim diyor. Diyor işte iğneyle bu. Şırıngayla bu. Efendim ilaçla bu. Bir de giyotinle bu. Hangisi daha şey diyor acısız? Bu 10 puan, bu 50 puan, da 100 puan. İğneli. Yani bu hale gelmişler. Batı biliyor musun? Maalesef. Evet. Lanet okuyor dünyaya geldiğine. Fakat. Çare. O şahsın sırat-ı müstakime girmekle kalbi ve ruhu nur-u imanla ışıklanırsa o zulmetli evvelki vaziyeti nurani bir halete inkılap eder. Evet. Bu şimdi demin Ahmet okudu ya, yine o dördüncü cevabı okusana. Bir kötü peygamberimiz gelmeli, vahşet asrı. Ben Diyanet Radyosu'nu dinledim. Peygamber hiç mucizesi olmasa bile sadece o vahşi insanları diri diri kızları toprağa gömen insanların birdenbire nurani bir hale gelmesi, bu yeter ona diyor. Okur musun o dördüncü cevabı? Oku. Bak öyle bir ziyaya hakikat neşeder ki eğer onun o nurani daire hakikati irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde
ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile bu matemhane-i umumi şevk-i cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı megite-i samite birer munis memur, birer musahhar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. İşte bak, nurani inkılap böyle oluyor, görüyor musun? Adamlar birdenbire kızını diri toprağa gömenler birdenbire nurani hale giriyor. İşte bu imanın güzelliğini anlatıyor. İşte elhamdülillah iman ve küfür vazisini dilimi döndüğü kadar böyle bazı nakillerle ifade ediyoruz diyoruz. Peki o şahıs, şimdi oku bakalım Erdi kardeşim. O şahıs. Peki. O şahıs hücum eden belaları, musibetleri gördüğü zaman Cenab-ı Hakk'a isnat eder, müsterih olur. Evet, vicdandaki duygu var. Mesnevi Nuri'yi aç, Mesnevi Nuri'ye. Sayfa 330'u aç Mesnevi Nuri'de. Vicdandaki evet. Duygu var. Bir istinat, bir istindat. İstinat demek dayanmak. Allah'a dayanacak. İstindat da ahirete inanacak. Birinci manası bu. Şimdi okuyacağız. Mümin bir her namazda Fatiha okuyor muyuz? İyyâke nâbudu demiyor, diyor muyuz? Ne demek İyyâke nâbudu? Ancak sana ibadet ederiz. Vicdan da bu nokta istinadı gösterir. Ve İyyâke nestaîn demek de ancak senden yardım ederiz de bu da nokta istinadı gösterir. İki mana vermişse. Şimdi oku bakalım üçüncüsünü. Üçüncüsü, mevhum bir şey hakikati harciye mebde olamaz. Fıtrat ve vicdanda noktayı istinat ile noktayı istimdat iki hakikat-ı zaruriyedir. Tabii çok zaman isteyen bir ders ama ben çok kısa söyleyeyim. Her insanda sonsuz fakir ve aciz vardır. İnsan Allah öyle yapmış. Bunu da başka derste söylemiştim, yine söyleyeceğim ileride. Ve ihtiyaçlar sonsuz olduğu için fakirdir. Ve fakir olduğu için bu ihtiyacı kendisi yapamayacağı için de acizdir. O halde insan bu sonsuz aciz ve fakrını ancak kim neyle gidebilir? Nokta isnat, nokta isnat da gidebilir. Yaratan teveccüh eder. Mesela insanın gözü güneşin varlığına, midesi gıda maddelerinin varlığına, ruhudaki ebediyet arzusu da ahiretin varlığını gösterir. İşte bu ancak vicdandaki isnatla, nokta isnatla meydana gelir. Anlatabildim mi yani? Bu kadar fazla geçmeyelim çünkü ileride bu yine programımızda böyle bir ders yapacağız galiba. Evet, sonra Ahmet oku bakalım. Hılkatin sahfeti ve en mükerremi olan ruh-u beşer, o iki nokta olmazsa en sufli, en berbat bir mahluk olur. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Allah amenna. Evet, yine o şahıs. Şimdi burada yine o şahıs. O dört tane maddeyle bu şahsı bile teyit edecek, bitirecek. O şahıs. Yine o şahıs ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidatlarını düşündüğü zaman saadet-i ebediyeyi tasavvur eder. O saadet-i ebediyenin evet, ma'ul hayatından bir yudum içer. Kalbindeki emellerini teskin eder. Evet. İçmesi, sanki zemzem suyu gibi hararete gidermesi neyle mümkündür? Üstad dilemalarda 30. zamanın 4. nüktesinde 6. işarette kısa evet. Bir yer var bununla ilgili. Mesela diyor, bu mesela okumak. Mesela insanda en şiddet ve sarsılmaz ve aşk derecesinde bir arzu-i beka var. Ve o matlabı vermek için bütün kainatı sırrı ferdiyetle kabzasında tutan ve bir menzili kapayıp öbür menzili açmak gibi kolay bir surette dünyayı kapayıp ahireti açabilir bir zat o arzu-i bekayı yerine getirebilir. Ve bu arzu gibi ebede uzanmış ve kainatın etrafına yayılmış. Beşerin binler arzuları sırrı ferdiyete ve hakikati tevhide bağladırlar. Eğer o ferdiyet olmazsa onlar olmaz. Akim kalırlar. Yeter, o kadar zaten. Yeter. Tamam, yeter. Demek ki
Burada o vicdan duyduracak ancak ve ancak nedir? Ebediyet duygusuyla mümkündür. Ebed olmasa adını bahsedemez. Sonra yine o şahıs başını kaldırıp semaya ve etrafa bakar. Her şeyle ünsiyet peyda eder. Yine o şahıs semadaki ecrama bakar. Dur. Şu anda aklıma geldi. Ahmet'im ezbere söylesin. Var ya 28 sözde ünsiyet eden imanlı bir şahıs hani orada 28 sözde güneş benim lambam, ay benim ışıklarım. Hani bir hatırladın mı Ahmet'ciğim? Evet. Hani ne dedi Tahir abi şey söylemişti ya, onu söyler misin? Yeri gelmişken. Evet. Tahir abi diyor. Tahir sen böyle diyebilirsin diyor. Ne diyor? Ne diyordu üstad orada? Hatırladın mı? 28 sözde. Güneş benim lambam, yeryüzü benim bahçem. Değil mi? Bütün varlığı benim, hepsi benim kardeşlerim gibi böyle diyebilirsin diyor, değil mi? Evet. İmanlı şahıs böyle bir ifade ettiğin, sağ ol, teşekkür ederiz. Bunu da örnek verdin Tahir abiden. Evet. Yine o şahıs. Yine o şahıs. Semadaki ecrama bakar. Hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyeti peyda eder. Onların o hareketlerini ibret ve hayretle tefekkür eder. Evet. Zaten bu ikisi beraber olacaktı. Hatırlayın. Üçüncü sözde bir ibare var. Ahmet kardeşim var ya şeydeki evet. Kürdiz olayı var. Onu okur musun? Okuyorum. Oku. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevvir bir kalp. Bir abidi küre arz bomba olup patlatsa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret samadaniyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Fakat meşhur bir münevvirül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çatmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi, çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Şimdi ben bir yerde 32. sözün 1. bölümünde bununla ilgili bir yerde var. Özetle demek ki o yıldızın hareketinden dehşet değil Müslüman. Ünsiyet, emniyet peyda eder. Korkmaz, hareket eder. Ama bir kalpsiz filozof ise ne yapar? Ödüp patlar, korkar. Evet. Başka nasıl tepki eder Müslüman? Buldun mu onu 8-18 harfle? Oku bak. Buldum. Feslemi ayet. Efelem yanzuru ile sema fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ilahir ayet. Sümmenzur ila veşis semai keyfe tera sükuten fi sükunetin. İlahir de. Sen de manalarını ver, manalarını da. Peki. Bu ayetin bir nevi tercümesi olan Sümmenzur ila veşis semai keyfe tera sükuten fi sükunetin tercümesidir. Yani ayet-i kerime nazar-ı dikkati semanın ziynetli ve güzel yüzüne çeviriyor. Ahmetciğim yani ayetlerin mealini okur musun mealini? Çünkü ondan da ayetin mana evet. Hı. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina edip süsledik? Diğer Arabi ibarenin de manalarını okuyup söylüyorum. Sonra göğün yüzüne bak. Nasıl sükunet içerisinde bir sessizlik, hikmet içerisinde bir hareket, haşmet içerisinde bir parıldama, ziynet içerisinde bir tebessüm göreceksin. Bunlar intizamı hilkat, ittizanı sanat ile beraber olmaktadır. Bunlar intizamı hilkat, ittizanı sanat ile beraber olmaktadır. Kandilinin parlaması, lambasının ışık vermesi, yıldızlarının parıldamaları akıl sahiplerine sonsuz bir saltanatın varlığını ilan eder. Şimdi üstadın ifade ettiği manayı okuyayım. Yani ayet-i kerime nazar-ı dikkati semanın ziynetli ve güzel yüzüne çeviriyor. Ta dikkati nazar ile semanın yüzünde fevkalade sükunet içinde bir sükutu görüp bir kadir-i mutlakın emir ve tesiriyle o vaziyeti aldığını anlasın. Yoksa eğer başıboş olsaydılar
birbiri içinde o dehşetli hasiz ecram, o gayet büyük küreler ve gayet süratli hareketleriyle öyle bir belbeleyi çıkarmak lazımdı ki kainatın kulağını sağır edecekti. Hem öyle bir zelzeleyi her cümerç içinde karma karışıklık olacaktı ki kainatı dağıtacaktı. 20 camus birbiri içinde hareket etse ne kadar belveleli bir her cümerce sebebiyet verdiği malum. Halbuki küre-i arzdan 1000 defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratle hareket edenler yıldızlar içerisinde var olduğunu kozmografya söylüyor. Evet. Evet. Peki. Mesela demek ki demin yıldızlardan bahsettin. Yıldızları. Mektubatı açar mısın? Kimde varsa mektubatı. Sayfa 45 açın bakın. Orada bir yıldızlama yok olmadım. Celal abinin de şey yer, 2 dakikada onu yapalım. 45'in sayfa bak. Yıldızlama var ya. Açıyorum. Bak. Şu semavat orada bak. Tamam. Bir saniye. Şu semavat ehline birer mescid ise yar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harika-i sanat-ı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abidani. Kehkeşan'ın halka-i kübrasına mensup, birer meczuplarız biz. Böyle tefekkür edecek, böyle imanlı şahıs gökteki yıldızların hal ve harekatından bu mana çıkaracak. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek derdi ki gökyüzdeki kuşlar yıldızlara bakarak yolunu bul. Gökyüzdeki kuşlar yıldızlara bakarak yolunu buluyor diyor. Kuşlar yıldızlara bakarak yolunu buluyor. Bizim aydınımız da o yıldızların aydınlıkta yolunu bulamıyor diyor. Evet, bakıyoruz böyle 100.000 dille 100.000 buran gösteririz. Kime? İşit insan insana. Ama kör olsun dilsiz gözü görmez olduğu yüzümüzü. Evet. Sonra yine o şahıs ecram-ı ulviye ile öyle bir kesb muarefe eder ki hangi bir cirme bakarsa baksın o cirimlerden ey arkadaş bizden tevahuş etme. Hareketlerimizden korkma. Hepimiz bir Halık'ın memurlarıyız diye menus ve emniyet verici sesleri kalben işitmeye başlar. Evet. Demek ki bütün yıldızlar, güneş sistemleri lisan hallediyor. Bizden korkmayın. Bu ders okununca aklıma Lemaat'ta bir ibare var. Sayfa 1007'de Ahmetciğim onu bulur musun? Lemaat'ta. Tamam. Güya şu güneş bizlerle konuşuyor. Der. Ey kardeşlerimiz, tavahuşla sıkılmayınız. Ehlen sehlen merhaba. Hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin. Ben bir mumdar-ı şehnaz. Ben de sizin gibiyim fakat safi, isyansız, muti bir hizmetkarım. O zat-ı ahad-i samet ki mahz-ı rahmetiyle hizmetinize beni musahhar-ı pür nur etmiş. Benden hararet ziya, sizden namaz ve niyaz. Yahu bakın kamere, yıldızlarla denizler, her biri de kendine mahsus birer lisanla ehlen, sehlen, merhaba derler. Hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız? Sırrı teavünle bak, remzi nizamla dinle, her birisi söylüyor, bizde birer hizmetkar, rahmeti Zülcelal'in birer aynadarıyız. Hiç de üzülmeyiniz. Bizden sıkılmayınız. Zelzele naraları, hadisat sayhaları sizi hiç korkutmasın. Vesvese de vermesin. Zira onlar içinde
bir zemzemeyi eskar, bir demdemeyi tesbih, verbeleyi naz-ı niyaz. Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelal, ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini. İman gözü okuyor, yüzlerinde ayeti rahmet, her biri birer avaz. Ey mümini kalbi hüşyar! Şimdi gözlerimiz bir parça dinlensinler. Onların bedeline hassas kulağımızı imanın mübarek eline teslim ederiz. Dünyaya göndeririz, dinlesin leziz bir saz. İşte iman küfür muvazesinde imanlı şahıs dünyada gezerken her zaman bu muskele dinliyor. Son paragrafı okuyorum, bitirelim Erdi kardeşim. Hulasa, özetle. Hulasa, o şahıs evvelki vaziyetinde vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç âlâm-ı şedîdeden kurtulmak için tesellilerle hissini iptal ve sarfaşlıkla o halleri unutmak ister. İkinci haletinde ise ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder, kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe ve saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır. Biz zaten yukarıda inkarcı adamın bunları unutsun diyerek eğlenceye daldığını, uyuşturucu, içki vesaireyle vakit geçirdiğini söylemiştik. Ama imanlı şahıs Kur'an terbiyesi ne yapar? Son bir paragrafla bitirelim. Bir mukayese eden üstadımız 30. sözün 3. mevkıfında amma diye başlayan bir ibare var. Buldun mu Ahmetciğim onu? Evet, buldum. Oku onu, bitirelim. Amma Kur'an'ın cadde-i nuraniyesi ise bütün ehli dalaletin çektiği yaraları hakaik-i imaniye ile tedavi eder. Bütün evvelki yoldaki zulümatı dağıtır. Bütün dalalet ve helaket kapılarını kapatır. Şöyle ki, insanın zaaf ve aczini ve fakir ve ihtiyacını bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Hayat ve vücudun yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip kendine yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur. Kendisinin natık bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir-i rahman olduğunu bildirir. Dünyayı bir misafirhane-i rahman olduğunu göstermekle bu dünyadaki mevcudat ise esma-i ilahiyenin ayneleri olduklarını ve masnuatı ise her vakit tazelenen mektubat-ı samadaniye olduklarını bildirmekle insanın fenai dünyadan ve zeval eşyadan ve hukbu faniyattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder ve evhamın zulümatından kurtarır. Rabbim de bizi bu yola ayırmasın, sırat-ı müstakimi ihlal etsin. Bu mübarek Ramazan günlerinde okunan şu dersteki feyizden bizi istifade nasip etsin. Okunan sözdeki maksadı bizi bağışlasın. Maksat hürmetine hepimize inşallah bütün dinleyenler takı iman nasip etsin. Buyur Ahmetciğim. Subhaneke. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet.